Bugün de her zaman olduğu gibi ekonomi gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hem yurt dışında hem de Türkiye'de önemli gelişmeler var. Bu arada dolar 6.85-86 seviyesine çakılmış durumda. Acaba sabit kur rejimi mi uygulanıyor? Bu doları kim nasıl baskılıyor? Daha ötesi, dolar baskılanıyorsa bunun için hangi bedeli ödüyoruz? Yine her zaman olduğu gibi haber ve veri akışına bakacağız, rakamlara bakacağız ve bundan sonraki süreçte neler olabilir? Bunları da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce rakamlara bakalım. 119.117 seviyesinde şu saat itibariyle bir borsa endeksi var. Dolar 6.86 seviyesinde. Euro 7.83'e yükseldi. Tabi burada parite etkisi çok önemli. Çünkü parite 1.14'ün üzerine attı kendisini. Eğer ki 1.14 üzerinde en azından bir hafta kalınabilirse 1.20 hedeflenebilir. Bakalım yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi hep birlikte değerlendireceğiz. Faiz 10.22 seviyesinde arkadaşlar. Faizin yükselişinin arkasında hangi gerçek yatıyor? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin CDS'i 500'ün üzerinde. Altının onsu 1800'ün üzerine tekrar attı kendisini. 1795'li seviyeleri zorlamaya çalıştı ama bu seviyelerde kalamıyor. Her seferinde 1800'ün üzerine çıkmaya devam ediyor. Brent petrol hafif gevşedi ama 43 dolara o da demir atmış gibi görünüyor. Haber akışına baktığımız zaman pek çok ülkede pandemiyle ilgili kısıtlamalar tekrar geri dönüyor. Acaba ikinci dalga etkisi iyiden iyiye görüldü mü kuşkusu ve tedirginliğini beraberinde getiriyor. Bakkalların artması, kısıtlamaların tekrar geliyor olması Amerikan borsalarında bir satış baskısını beraberinde getirdi. İngiltere, Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında bir gerilim var. O gerilimin temelinde ise pandemiyle ilgili araştırılan aşının, İngiltere tarafından araştırılan aşının bilgilerinin Rusya tarafından hacklenmeye çalıştığıyla ilgili bir takım iddialar var. Bütün bunlar dünyayı etkilemeye devam ediyor. Öbür taraftan Azerbaycan'la Ermenistan meselesi var tabii ki. Azerbaycan ve Ermenistan sınırda çatışmaya devam ediyor. Bu bir savaşa döner mi dönmez mi? Daha sonrasında bu iş büyür mü? Acaba bölgesel bir savaşa döner mi dönmez mi? Bu da apayrı bir tartışma konusu. Pandeminin yavaş yavaş şiddet etkilerini de görmeye başladık. Ekonomik etkileri zaten her geçen gün biraz daha ortaya çıkıyor. En önemlisi tabii sevgili dostlarım bunun özellikle altını çizmek istiyorum. İkinci dalga etkisi yeni kısıtlamaları beraberinde getirirse ekonomik sıkıntının derinliği daha da netleşecek ve önümüzdeki süreçte bütün dünyayı sıkıştırmaya devam edecek. Haber akışına bir bakalım istiyorum çünkü oldukça önemli ayrıntılar var bugün de. Bunlardan bir tanesi Türk lirasını desteklemek için ne kadar para harcandığıyla ilgili. Son bir yıl içerisinde kamu bankaları tarafından ne kadar dolar harcandı, doların bu seviyelerde tutulabilmesi için. Hani diyoruz ya doları baskılıyorlar. Ucuz doları yabancılar alıp kaçıyorlar diye. İki türlü zarar ediyoruz. Bunlardan bir tanesi kamu bankaları çok ciddi görev zararı yazıyor. Ve bu görev zararları bütçeye yansıyor. Bütçeye yansıyan bu açıkları bedelini de biz vergi ve zam olarak ödüyoruz. Öbür taraftan da yabancılar ucuzdan doları toplayıp Türkiye dışına kaçırmaya devam ediyorlar. Bu da bizim para sıkışıklığımızın her geçen gün artmasını beraberinde getiriyor. Hani geçtiğimiz videolarda diyordum ya, baskılansa ne olur, baskılanmasa ne olur? Önemli olan bu paranın ucuza nereye gittiği. Türkiye içinde kalıyor mu, kalmıyor mu? Ne yazık ki dolar Türkiye'de kalmıyor. Biz boş yere baskılamaya devam ederken hem ithalatımızı patlatıyoruz, hem ihracatla ilgili sıkıntı yaşıyoruz, hem iç pazarımızı kaybediyoruz, hem reel sektörümüz büyük sıkıntılar yaşıyor, hem derin bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bir yandan da yabancılar ucuza doları toplayıp yurt dışına kaçırmaya devam ediyorlar ve parasal anlamda da sıkışıyoruz. Özellikle döviz sıkışıklığımız artıyor. Özel sektörün uzun vadeli borcu 162 milyar dolar. Kısa vadeli borcuna bakıyorsunuz, faizsiz olarak bakıldığı zaman 40 milyar dolar. Kısa vadeyle kastımız bir yıl içerisinde ödenmesi gereken para. Özel sektör bu açığını kapatmak için sürekli olarak dolar talep etmeye devam edecek. Bu dolar talebi de doların baskısını arttıracak. Yani kırılganlığını arttıracak. Merkez Bankası bakalım yeni para bulabilecek mi? Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. Son bir yıl içinde doları baskılamak için ne kadar para harcandı? Son 3 ay içinde doları baskılamak için ne kadar para harcandı? Türk lirasını desteklemek için piyasaya geçen yıldan beri tam
100 milyar dolar sokuldu kamu bankaları aracılığıyla. Kamu bankaları son 6 haftada, yani son 1,5 ay içerisinde 8.3 milyar dolar değerinde döviz satışı gerçekleştirdi. Ve özellikle forex piyasasında yapılan işlemler zararın daha da büyümesini beraberinde getirirken yüksek CDS nedeniyle de inanılmaz faizler ödemek zorunda kalmıştık. Bugün 520'ler civarında olan 600'ü tekrar zorlamaya başlayabilecek bir CDS puanıyla karşı karşıyayız ve bu CDS'in anlamı şu, bunu özellikle anlatmamız gerekiyor. Diyelim ki siz yurt dışından dolar arıyorsunuz, belli bir faiz oranı var. Yani %3, %4 civarında bir faiz ödemek zorundasınız. Tırnak içerisinde söylüyorum. Türkiye %7'nin altında borç bulamıyor, dolar bulamıyor. %7'nin üzerine de bu CDS puanı ekleniyor. Yani risk primi ekleniyor arkadaşlar. Ne kadar yüksek olursa o kadar çok ek faiz ödüyorsunuz aslında. 7 puan faize gidiyor, 5 puan da CDS'e gidiyor. %12, %13 civarında bir tefeci faizi ödeyerek ancak piyasadan dolar ediniyorsunuz. %12, %13 civarında ödediğiniz faiz bütçe açık olarak yansıyor. Onun için bizim bütçe açığımız hızla artıyor zaten. 200 milyar lirayı geçecek bir bütçe açığından bahsediyoruz yıl toplamında. Yılın yarısına geldik, 109 milyar liralık bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Bu kadar büyük bir bütçe açığını kapatmak için vergi gelirlerini arttırmak zorundasınız. Vergi gelirlerini arttıramıyorsunuz. Zaten çok yüksek vergiler var. Kayıp kaçak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda kaçakçılık ortaya çıkıyor. Aynı zamanda kayıt dışı ortaya çıkıyor. Ve sizin giderleriniz her geçen gün artmaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğini bir kez daha uzatmayı planlıyorlar. Aralığa kadar bu işi götürecekler. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kararıyla Aralık sonrasına da sarkıtmaya çalışacaklar. Eğer ki kısa çalışma ödeneği kaldırılırsa işsizlik resmen patlayacak ve bu patlamayı engelleyebilmek adına kısa çalışma ödeneğini olabildiğince uzatıyorlar. Bu bütçeye büyük bir gider olarak yansıyor. Öbür taraftan da faiz giderleri toplamda büyük bir bütçe açığı. Bu bütçe açığının kapatılması da tabii ki dış borçlu oluyor. Dış borcu bulamadığınız için de yüksek faizle tefeciye başvurmak zorunda kalıyorsunuz. O nedenle söylüyoruz zaten bu CDS puanının yüksek olması çok ama çok önemli diye. Öbür taraftan bakın son bir yıl içerisinde 100 milyar dolar gibi bir para harcandıysa kamu bankaları tarafından, ki bu Reuters'ın hesaplamaları sevgili dostlarım. Reuters dünyanın en önemli ekonomi haber ajanslarından birisi. Genel itibariyle sağlam dayanaklar olmadan bu tür haber yazmıyor, ortaya koymuyor. Nitekim Reuters'ın haberleri de genel itibariyle yalanlanmıyor. Ne yapılıyor? Türkiye'de görülmüyor. Yani Türkiye'deki ajanslar Reuters'ın bu haberlerini alıp kullanmıyorlar. Bu işin üstünü örtmeye çalışıyorlar. 100 milyar dolardan bahsediyoruz. Neredeyse 700 milyar liralık bir müdahale parasından bahsediyoruz. Bunun çok önemli bir kısmının faiz olduğunu kabul edersek, bunun çok önemli bir kısmının borç olduğunu kabul edersek, yaratılan sıkıntının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlamış olursunuz. Türkiye borçlandırılırken, Türkiye borç batağına saplanırken, özel sektör de borç batağına saplanıyor. Aynı zamanda bizim vatandaşımız da parası olmadığı için, sıkıntıda olduğu için, büyük bir işsizlikle karşı karşıya olduğu için ya da limitlerin çok altında yaşamak zorunda kaldığı için sürekli olarak bankalara kredi başvurusunda bulunuyor. Devlet de şu anda vatandaşına karşılıksız para veremediği için, bütçesini daha da büyütmek istemediğinden dolayı bunu kredi musluğunu açarak gerçekleştiriyor. Kredi musluğu açılıyor ama tamamen teminatsız krediler veriliyor. 2000 liraya kadar karşılıksız neredeyse kredi dağıtılıyor ihtiyacı olanlara. Eğer ki bir bankayla sıkıntınız varsa da, herhangi bir kredi probleminiz varsa da, siciliniz bozuk olsa da bu 2000 lirayı talep edebiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Peki şimdi soruyorum sizlere. Alınan bu krediler geri ödenebilecek mi? Ödenemeyecek. Ne yazık ki ödenemeyecek. Artı bir yıl konut kredisi verildi bakın. Bir yıl sonra geri ödemeli olan. Bu insanların pek çoğunun iş garantisi yok. Hele ki ikinci dalga etkisi gündeme gelirse, Avrupa Birliği bu şekilde daralmaya devam ederse, Türkiye'ye turist akışı olmadığı için cari açık patlamak üzere olursa iş daha da büyük bir sıkıntıya girecek. Pek çok konut kredisi, pek çok araç kredisi, pek çok tüketici kredisi patlamak zorunda kalacak. Geri ödenmeyecek, bankalara büyük bir zarar olarak dönecek.
Özel bankalar bu nedenle kaçınıyorlar. Kredi vermekten kaçınıyorlar ama kamuda BDDK kanalıyla bankalara ceza üzerine ceza yağdırmaya devam ediyor. Bütün bu cezalara rağmen bankalar kredi vererek batık oranlarını arttırmak istemiyorlar. Özel sektör için söylüyorum. Kamu bankaları ise her geçen gün biraz daha batık kredi dağıtmaya devam ediyorlar arkadaşlar. 700 milyar liradan bahsediyoruz. 700 milyar liralık bir kredi musluğu açışı söz konusu. Vatandaş gitmiş almış. Pek çoğu da bunu geri ödemek niyetiyle almadı. Konut kredileri elbette ödenmeye çalışılacaktır. Çünkü Türkiye'de konut meselesi kritiktir. Ama bıçak kemiğe dayandığı an itibariyle ödenemeyen pek çok da konut kredisi olacak. Bu da büyük bir sıkıntı olarak önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak. Bir yıl sonrasının bütün sıkıntılarının tohumları bugün bir kez daha atılıyor. Türkiye'nin yeterince sorunu yokmuş gibi ekstra sorunlar yaratılıyor arkadaşlar. Çok kritik bir karar daha var Avrupa tarafından. Türkiye'ye, Avrupa'ya girme yasağı getirilmiş durumda. Belli sayıda ülkeye, 12 kadar ülkeye Avrupa'ya gidip gelme özgürlüğü tanınıyor. Ama Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkeyle Avrupa sınırlarını tamamen kapatmış durumda. Çok özel şartlar olmadığı sürece Türkiye'den turist ya da iş insanı kabul etmiyor. Öğrenci kabul etmiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Avrupa ile iş ilişkilerimiz daha da sıkıntıya girebilir önümüzdeki süreçte ve bu sıkıntı aslında Türkiye'nin ihracatının daha da daralması, ithalatının daha da artmasını beraberinde getirecek. Görünen o. İşte size bir ekonomik sıkıntı daha. Bir anda bütçe açığı, bir anda dış ticaret açığı, bir anda korkunç bir şekilde artan cari açık. Öbür tarafta kısa vadeli dış borcu hem kamunun hem özel sektörün. Sürekli olarak kredi musluklarının açılmasıyla banka batıkların her geçen gün biraz daha artıyor olması. Ekonomik dengelerin bozulması. İşsizlik probleminin kontrolsüzce artmasını engellemeye çalışmak için alınan kısa vadeli tedbirler. Kısa çalışma ödeneği gibi. Bunun da çok fazla bir fayda getirmemesi. İşsizliğin şu anda %12'nin üzerinde olması. Bütün bunların yanında talep olmadan enflasyonun artmaya devam etmesi ve kur baskısı. Arkadaşlar Türkiye büyük bir ekonomik krizin eşiğinde diyorum size. Hala o büyük ekonomik krize girilmiş değil. Evet şu anda çok ciddi bir resesyonun içerisindeyiz ve bu resesyonun bir şekilde üstü örtülmeye çalışılıyor. Ekonomi harika gidiyor falan gibi söylemlerle iş kurtarılmaya çalışılıyor ama korkunç bir resesyonun içerisindeyiz. Görünen o ki yükselen enflasyon, yükselen işsizlik ve daralan ekonomi nedeniyle stagflasyona bile değil. Stamplasyona doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bunun bir sonraki aşaması ise derin ve uzun sürecek bir ekonomik kriz. Bütün bunların yanına bir de siyasi sıkıntılar ekleniyor arkadaşlar. Neden? Ekonominin bir şekilde konuşulmasının engellenebilmesi için. Ayasofya meselesi gündeme getiriliyor. S-400 meselesi gündeme getiriliyor. Bir şekilde iş başka birilerine tahvil edilmeye çalışılıyor. Rakamlara bir kez daha geri dönelim ve videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Biz 118-119 aralığında gidiyor. 120 bini zorluyor. Tamamen büyük bir balon olarak yükseliyor arkadaşlar. Kritik haberler, ekonomik verilerin bozulması, krizin derinleşmesi BIST'in bir anda darmadağın olmasını beraberinde getirebilir. Lütfen bu tehlikenin farkında olun arkadaşlar yatırım yaparken. Dolara gelince 100 milyar dolar doları baskılayabilmek, bu seviyelerde tutabilmek için harcanmış olabilir. Son 6 hafta içerisinde 8.3 milyar dolar kamu bankaları tarafından harcanmış olabilir ama deniz bitti, kara göründü. Artık para bulunamıyor. Para bulunamadığı için sürekli olarak Katar'a oraya buraya gidiliyor. Yeni kaynak yaratılmaya çalışılıyor. Ama bu işin de sonuna gelinmiş durumda. Dolarda her an büyük bir kırılma yaşanabilir. Ve bu kırılma ne yazık ki devalüasyonist bir etkiyle olacak bundan sonra. Kademeler tamamen göz ardı edilerek büyük bir çıkışla karşı karşıya kalacağız. Ve ne yazık ki bu ekonomik krizinde adının konulması olacak. Bu işte yine dış güçlere falan bağlanacak. Ayasofya üzerinden, S-400 üzerinden, Amerika üzerinden, Trump üzerinden, Putin üzerinden artık kim bulunursa. Ama sonuç itibarıyla öyle ya da böyle bir bahane bulunarak bu devalüasyonist etkin adı konulmaya çalışılacak arkadaşlar. Dolar 13, 14, 15'li seviyelere giderse hiç ama hiç şaşırmayın, deniz bitti, kara göründü. Euro pariteye bağlı olarak 1.14'ün üzerindeki bir parite etkisiyle 7.83 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Eğer ki 1.14'ün üzerinde kalmaya devam ederse parite 1.20'yi zorlayabilir. Evet ben 1.08'e gideceğini düşünüyordum ama
1.14'ün üzeri çok önemli arkadaşlar. 1.14'ün üzerinde kalması durumunda 1.20'ye gider ve euro ile dolar makası iyiden iyiye açılır. Yani euro dolara göre bir miktar daha fazla getiri sağlar. Ama şunu da unutmayın. 1.14'ün üstü çok kritik bir nokta ve şu anda sağlam bir temel atılmış değil. 1.14 aşağıya doğru sert bir şekilde zorlanırsa 1.12'ye giden parite 1.08'i işaret eder. Onun için şu anda paritede riskli bir noktadayız özellikle. Euro için aynı şeyi söylemeyeceğim. Euro'da geri çekilme olabilir ama sonuç itibariyle Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam edecektir. Yükselişe devam edecektir. Sadece dolar ve euro arasındaki makas kapanır. Ama paritede 1.14'ten 1.08'e giden hareket pek çok kişiyi çok zor duruma düşürür. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Faizi konuşacağız demiştim. Faiz onun üzerinde. Demek ki Türkiye hem dışarıdan hem içeriden borç bulmakta zorlanıyor. Onun için tahvil faizlerimiz yukarıya çıkıyor. Bu bizim riskimizin ne kadar büyük olduğunu aslında çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın Merkez Bankası'nın politika faizi %8.25, piyasanın tahvil faizi 10.20'nin üzerinde. Hiç de öyle söylendiği gibi bir faiz ortamı yok. Son olarak altını konuşalım. 1800'ün üzerinde ısrarla durmaya devam ediyor. Ben hala iddia ediyorum. 1760-1860 aralığında dalgalanacaktır bir süre daha. Ama ısrarlı bir şekilde 1800'ün üzerinde durması dünyadaki risklerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. En önemli risk elbette şu anda ikinci dalga beklentisi. Eğer ki ikinci dalga beklentisi daha da netleşirse, ülkeler pandemiyle ilgili sınırlamalara tekrar geri dönmeye başlarsa altının yükselişi çok daha hızlı olacaktır. Hisse senedi piyasalarındaki satışlar çok daha etkili olacaktır. Bunu da unutmayın. Özet arkadaşlar, dolar bu seviyede nasıl tutuluyor? Bedel ödenerek tutuluyor. Doları evet 6.85-6.86'da tutuyorlar, baskı yapıyorlar. Kamu bankaları özellikle forex piyasaları üzerinde zararına satış yaparak, çok ciddi zararları göze alarak baskılıyor dövizi. Bakın son bir yılda 100 milyar dolar para harcanmış. Bunun ağır bedelini her zaman olduğu gibi biz ödeyeceğiz. Vergilerle, zamlarla, cezalarla, hayat pahalılığıyla, işsizlikle, yoksullukla biz ödeyeceğiz sevgili dostlarım. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.